kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Valla ben sorarsan şimdi diyeceksiniz yine niye yorgunsun diyeceksiniz. Pazara gittim. Allah'ım pazar ana baba günü. Yani adım atacak yer yok o derece yani. O kadar kalabalık, o kadar bir sıkıcı bir pazardı ki ne. Hiç bir de bir takipçiyle karşılaştık orada diyor ki ne. Kadın bir dürtü, baktım biri beni dürtüyor böyle. Dedi niye dedi pazarı çekmeyin dedi. Ben dedim ki ne sen kimsin dedim, ben seni tanıyamadım dedim. Ben senin takipçinin dedi. Her gün dedi ne yapıyorsun dedi, izliyorum dedi. Niye evet, dedim yorum yapmıyorum dedim. Yorum yapmasını bilmiyorum dedi. Ondan sonra neyse pazar çok kalabalıktı. Bir de aşırı derecede bu hafta bir pahalıydı. Yani normalde 2 liraya aldığım salatalık olmuş 7 lira. Ondan sonra patlıcanlar olmuş. Kaç liraydı patlıcan? 5 lira. Domates 5 lira. Düşen şeyler, sebzelerin hepsi 2 katına çıkmış yani. Arkadaşlar bugün kargomuz gelmiş ben pazardayken. Kargomuzu Allah razı olsun Güney Afrika'dan Derya, Hüseyin, Kublay kardeşlerimiz telefonda görüştük kendileriyle. Yorumda söylemişti zaten ulaşabileceğim bir şey diye. Instagram söyledim. Instagram'ım yok dedi o zaman kullanmıyoruz dedi. Ben de hemen Mustafa'nın numarasını yazdım. Zaten geri sildim. Konuştuk. Çok iyiler. Çok cana yakın bir insanlar. Gerçekten kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Eşim mesela Hatice ablayla konuştuğumuzda Hatice ablanın eşiyle de görüntülü hani konuştuk mesela. Onda da duygulanmıştı eşim. Bunda da. Bunda mesela ilk konuşmamızda hani adamın sesi öyle diyeyim yani kardeşimizin sesi o kadar eşimi etkiledi ki ne hemen yani konuşurken duygulandı. Allah razı olsun kendilerinden. Hanımı da kendisi de çocuğu da çok iyi insanlar. Kendileri söylemişti paket göndereceğini zaten. Kargo baya bir uzun sürdü. Normalde biz bir şey aldığımız zaman 2-3 günde geliyordu ama bu paket biraz uzun sürdü. Kendiler Güney Afrika'da oturuyorlar. Oradan buraya gönderme imkanı yok zaten. Sadece Türkiye'den alıyorlar. Böyle kargoyla gönderiyorlar. Allah razı olsun kendilerine çok çok teşekkür ederim. Güney Afrika'da da bir ailemiz olmuş oldu. Şimdi paketimizin içine bakalım arkadaşlar. Paketimizin içinden bir tane çay. Bir tane makarna. Ezogelin çorbası. Bisküvi. Tuz, iyotlu tuz. Un. Yağ. 1 litre. Domates salçası. Sanki bir şey dökülmüş gibi. Tuz mu dökülmüş acaba? Şeker. Küp şeker. Bunu da hiç sevmiyorum. Çayın içine attım ya çayı köpürttürüyor. Hiç sevmiyorum. Zeytin 500 gram. Bulgur. Pirinç. Burunun pirinci. Pirinç güzel duruyor. Bulgur da. Bunda da aynı şeyler var herhalde bildiğim kadarıyla. Çünkü iki tane paket. İkisinde de aynı şeyler olması gerekiyor. Aynı bunda da aynı paket şeyler var arkadaşlar. Un yine. Yağ. Domates salçası. Makarna. Makarnanın ağzı açılmış. Yırtılmış şurada.
Yine bisküvi. Zeytin. Tuz. İyotlu yine. Makarnanın birinin ağzı atıp çıktı. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. O patlamış. Patlamış. Ya, patlamış. Kalkuda şey yapıyorlar ya kalkuda. Küp şeker yine. Oo yanılma. Yine bulgur. Ya bunlar kendiler verilen mi yiyor? Bu Ramazan paketi olarak geçer. Ha, kendiler işte verilen diyor ki mesela işte bir aileye yardım diyor. Onlar hazır yani içindeki hazır. Paketimiz vardı mesela 100 dolar söylüyor. Mesela 100 dolar vardı 100 dolar 200 dolar vardı diyeceğim. Yani onlar işine katıyor yani. İlla hani oradakiler yani yollayan sağ olsun işte Hüseyin kardeş. Sen demiyor musun? Hüseyin. İşte şunu şunu koy demiyor yani. Paketimiz hazır diyor tamam o zaman onu şart değil. Şeyde de vardı. Mesela BİM'de var mı bilmiyorum da BİM'e fişte atıyorlar fişte şey. Şeyde bizim toptan yok mu? Oraya da ayrı bir yere koymuşlar. Buna Ramazan için geçerli. Orada 150 lira var, 200'e var, yani 250'ye işte var. İşte mesela he. İki makarna, bir bulgur, bir pirinç misal. Veya 2 kilo pirinç, 1 kilo şeker veya 2 kilo şeker, 2 kilo pirinç yani parasına göre şey yapıyor yani. Şey mesela normalde bazı şeylerde daha farklılar çıkıyor. Onlar daha pahalı oluyor herhalde değil mi? İşte bak mesela bak ne yapmış? İki tane bir tane salça koymuş. Mesela bir salça da 1 kilo mesela. Diğer kilo 1 kilo değil de 3 kilo 3 kilo olan var mesela. 5 kilo olan var. 800 gram. İşte 1 kilo geçer bu. Mesela diyelim ki ya 1 kilo mesela. O yağ icabında 3 kilo katan var. Anladın mı istediğimi? O zaman da bir maliyet yükseliyor yani. Neyse ezogelin çorbasını bugün yapak da içecek. Eşim normalde hazır Allah, çorbayı sevmiyor ama Allah razı olsun. Hüseyin kardeşler burada selamlar olsun. Hep peygamberin sesini duymuyor da. Ararlar onu. İnşallah kötü bir şey yoktur. Yok şimdi Ramazan şeyinden dolayı dedi hani Ramazan'dan dolayı dedi biz dedi hani sohbet etmeyi seviyoruz ama dedi hani sizin vaktinizi almak istemiyoruz dedi. Dur ben işe olsam. Evet, ararlar zaten kendileri. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ne Allah varsa onu kabul versin. Allah hayrını kabul etsin. Gerçekten dünya dünya böyle insanların şeyine duruyor. Her yüzü hürmetine duruyor. Gerçekten o kadar iyi insanlar var ki ne? Millet yani yardım eden edene herkes yani birbirine yardımlaşmaya çalışıyor. Birbirine hayır yapmaya çalışıyor. Mesela bana hayır geliyor, ben onu geri çeviremem ki. Niye onun hayrına engel olmuş olurum? Çünkü bunu getirmiş, ben ona peynir aldım geçen de mesela anlattım da size peynirde mesela. Oğlana dedim ki ne peynir ne kadar dedim. Bu 60 lira abla dedi. İçinde 3 kilo var dedi, full peynir. Ben dedim ki tam parasızlığa denk geldim dedim. Dedim ki ne kadar var üstünde dedi. Ben dedim ki ne elime cebime attım pardon senin cebine. Bir baktım ki ne 25 lira para çıktı. 10 lira da Mustafa çıkarttı verdi 35 lira. İnan var ya oğlan hiç saymadı bile ne. Aldı hemen cebine koydu abla dedi şu Ramazanlıkta bize de dedi hayır lazım değil mi dedi. Aldı şey yaptı poşete hemen koydu bidonu zaten peyniri de size gösterdim. Kendi eliyle arabaya astı. Dedi Allah razı olsun desen dedi yeterli dedi hatta Mustafa Allah razı olsun. Ha dedi tamam dedi kardeşim dedi söyleyecek lafı dedi söyledi dedi. Gerçekten. Bazı insanların dış görünüşüyle insanı yargılamayacağım. Bazı insanlar dıştan ne biçim gözüküyor ama içini... Dıştan melek gibi de içi şeytan. İçi melek gibi ya dışı şeytan bilemezsin. Bazı insanların gerçekten dış görünüşüne aldanmayacaksın. Dışına bakıyorsun farklı, içine bakıyorsun farklı insanlar var. O kadar iyi insanlarımız da var ki ne? Allah razı olsun hepsinde. Yani bu dünya onların yüzüsü hürmetine göre. Mesela Hatice abla... bir bayan var benim niye ismimi hiç yazmıyorum demiş Yaşar Kömürcü de ona demiş ki ne bu ya saydıkları demiş en baştan beri Zehra Hanım'ın en baştan beri demiş yorum yazanlar videoya destek olanlar Fatma Kuluoğlu maddi manevi evet yani o da ona da teşekkür ederim ayrıca yorum yazıyor niye benim ismimi okumuyorsunuz diye ismi sitem ediyor ismi bilemediniz yani şimdi ayrıca lafını açıyorum da şimdi şöyle şimdi bu nasip meselesi. Bunu kişi getirmiyor şu anda. Allah ne diyor? Kulum diyor filan aileye yardım et. Bak. Adam nerede? Güney Afrika'da. Güney Afrika nereye? Ceyhan nereye? Adana nereye? Yani şimdi şöyle nasip meselesi. Şimdi bazı insanın maddi olarak seni beni satın alır. Ama hiçbir hayırda bir şey yok. Yani bir darayı veremez. Aynen. Ama kurban olduğum Allah nasip ediyor. Diyor ki mesela işte şu kuluma yardım et gibisine.
Hani Hatice ablan dün dediği laf gibi, ben de ilk gördüğümde evin durumunu işte şey dedi ya, yani onun gibisine yani Allah nasip ederse, şimdi öyle bir şey ki hep nasip, ne olursa olsun nasip, bir şeye niyetlenirsin, eğer olmayacaksa Cenab-ı Allah sana oldurmaz zaten. Hatice abla diyor yani mesela sen neredesin, ben burada, mesela kendisi Almanya'da, ben burada yüzünü Türkiye'de. Yüzünü görmez, görmez yani. Kimseyi bilmeyi etmez. Kadın diyor ki eğer benim telefondan fazla işim de olmaz diyor. Bir baktım diyor ana sayfada diyor, çıktım diyor, görünce diyor, içimden diyor yani evet. Seni izlemek, yorum yapmak, ondan sonra mesela ailece görüş yok şimdi. Hadi bakma şimdi telefonu bozuk diye hadi görüşemiyor. Kadın yani o kadar yani gerçek. Yok, yani can, insanlarımız farklı farklı insanlarımız var içimde. Cana yakın, yüre yüzlü. Hmm. Yani öyle şey yok. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Kiminde sıkıntısı varsa sıkıntısını gidersin. Bazı arkadaşlar ben acizim, hadi ben bir şey yani ben bir kulum yani öyle bir şeyim yok. Dua diyor. İşte müminin, Müslümanın duası makbuldur. Yani günahsız hatta Allah Resulü işte İsmail Hanım'a sahabe-i kiramın diyor işte birbirimize duaya dön diyor yani günahsız ağızla diyor. Nasıl ya Resulallah günahsız olur diyor yani. Adam mesela günah şeyi işlediği herhalde. Senin ağzın bana günahsız diyor. Yani günah işlediğin halde senin ağzın kaç defa günahsız olmuş oluyor. Sen günah senin şeyine. O yüzden yani dua istiyorlar. Kurban olduğum Allah'ım bütün hastalarımıza hayırlı şifalar versin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Makamlar cennet olsun. Kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntılarını gidersin. Haklarımızda hayırlı olan nasip etsin. Evlerimize huzur, birlik, beraberlik nasip etsin. Vatanımızı, milletimizi, silah güç kuvvetlerimizi korusun Mevlam. Şu virüs belasını dinleyene, bütün ümmet üzerinden kurma oldumanı tez zamanda kaldırsın. Barış olsun, güzellik olsun, birlik olsun. Her insan herkes tekrar bundan bir ders çıkarır, bir ibret çıkarır. Hani bir gözlükte gözükmeyen virüs neler mal oldu etti yani mal oldu, malımız gitti, canımız gitti gibisine öyledim yani. Ben şahsımda da öyle diyeyim yani. Mesela adam trilyonluk bir virüs aldı götürdü, mal mülk boş. Ha şimdi 21 gün dışarı çıkma yasağı var. Pazarı görsen millet var ya sanki kıtlıktan savaşta. Çıkmış gibi. Poşetlerinden domatesler, salatalıklar, onu hadi en fazla sürsün ömrü 10 gün olsun. On güne kadar bile fazla şey yapıyor. Hava sıcak sıcak oluyor. Çürüğü veriyor gidiyor yani. Ya bu da bir imtihan işte. Nerede imtihan? Kurban olduğum Allah diyor ki bak şu anda muhabbet bitti, selamlaşma bitti, sarılma bitti, el öpme bitti. Ya bırak anamızın elini öpemiyor, babamızın elini öpemiyor. Kurban bayramda şey Ramazan'da geçen sene işte annemin yanına gittim. Elini öpecek. Oğlum dedi virüs vardı bak. Anam oldu aldı. Anam dedim ya ben Allah çok şükür temizim dedi. Böyle bir şey yok dedi. Dur elini öptüm. Kimse öptüm elimde, zorla öptüm yani. Yani o derece ne oldu? Bir virüs, camiler kapandı. Yani ben şu anda bu sene üzünlüyüm. Niye? Teravih kılayım, tek başıma kılayım ama o zevki alamıyorum yani. Geçen sene de öyle. Geçen sene hani hep beraber kıldık. Mustafa İmam oldu. Arkasında biz kıldık. Ama camideki tadı vermiyor. Mesela bunlar telaştan camiye gidiyorlardı. Mesela onların gelmesine yakın ben bulaşı bitiriyordum o zamana kadar. Hadi bir geçen seneyle bu sene Rümeysa bulaşıktan kurtardı beni çok şükür. Onlar gelene kadar bulaşık yıkanıyordu, geri çayı hazırlıyorduk, geri geliyorlardı, içiyorduk mesela. Şey, bu iki seneden beri ne cuma namazı doğru düzgün var, ne teravih var, ne bileyim isteyen istediği vakitte namaza gidip namazını kılamıyorlar. Kurban oldum Allah tez zamanda inşallah üstümüzden alır da kurtarır bizi. Ya bir de şevkimiz kırıldı. Nasıl şevkimiz? Yani. Şu anda bak normal vakitte bile yani gidemiyor. Yani gidem nasıl ya? İstemeyek sana yani şimdi camiye gideceğin 3-4 kişi var, 5 kişi var yani mesafeli. Yani önceden bir şey vardı, istek vardı, aha ezan okudu, aha şey oldu, çaba vardı. Mesela diyelim ki yarın cuma, bizim yani şey bugüne göre, bugün perşembe şu anda, yarın cuma. Sanki yani yarın cuma da bilmem ne de yani öyle bir şey yok ama önceden işte yarın cuma hazırlanırdı, şey yapardı, bir kalabalık vardı, şey vardı, cumaya gideceğin caminin yarısı dolu, yarısı dolu der yani seyrek. Adam gidip ne yapacağım diye usul gitmeyenler var yani. Onun için kurban olduğum Allah tez zamanda işte bütün ümmeti ferahlığa kavuştursun. Şunu da tekrar işte şu virüs belasını diyeyim yani. Belki Fatma Kuru Dut ablam bela niye okunuyor? Ben şahsı okumuyorum, şey yok. Virüs belasını bütün ümmetinden düzenden kaldırır. Bütün ümmete huzur birlik nasip eder. Bütün Müslümanlar ümmet de bundan bir ders çıkarır.
Daha iyi muhabbet, daha iyi kavram, daha iyi yani ilişkiler kurarım inşallah. Yani bu kadar yani. Kurban olduğum Allah herkesin gönlüne göre versin. Hepinizden Allah razı olsun ayrı ayrı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben acizane işte bir kardeşsiz olarak. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar buradan da belirteyim. Elanur Ha diye bir bayan var. Babası yoğun bakımda hastanede yatıyormuş. Dünkü zaten bir yani çocukların kanalında videoda da söyledim. Burada da söyleyeyim. Ben dün yorum yazmış. Allah rızası için izleyicilerime söyle babama dua etsin diye. Elanur Ha'nın babası baya bir hastaymış. Babamın durumu çok kötü diyor. Onun için dua ben et diyor. Ben normal ettim şu anda. Onu da yine dua ederseniz beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Okuyanlar okudum desin. En azından birer tane Fatiha falan da okusanız yine şeydir yani. Dua da etseniz Allah rızası için. Ya yorum yazmasa yaptığın şey, ya. Yaptığın şey senden gider yani. Ne yaparsan onu götürürsün. Ne verirse elinle onu seninle diye ataların lafı var bugünlük yani. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Selam Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.